Tamamlamasının ardından tefsir bölümü asistanlığıyla devam eder. 1953'te İstanbul Üniversitesi'nde de asistanlığını sürdürür. Buhari'nin kaynakları doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçentliğe geçer. Bu çalışmasıyla birlikte İslam kültüründe hadis kaynağı olarak önemli bir yere sahip olan Buhari'nin bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya atar. Bir diğer tezi de 1956 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladığı doçentlik çalışması olan Buhari'nin kaynakları hakkındaki çalışmasıdır. Bu çalışma Sezgin'in doçentlik çalışmasıdır. Doktorası ise Helmut Ritter'in danışmanlığıyla 1947 yılında başladığı filolojik tefsirini konu alan tezidir. Bu adamın bana tesiri o kadar büyük olmuştu ki ben artık onun talebesi olmayı hayatımın en büyük hedefi olarak o saatte değerlendirdim. Artık mühendis olmak benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Onun talebesi olmam lazımdı. 1960'ta Türkiye'de askeri darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt'a yerleşen Sezgin çalışmalarına Almanya'da devam eder. Ben memleketimi 35 yaşımdayken bıraktım. Geçen hafta 85 yaşımı idrak ettim. Tam 50 yıl. Almanya'yı ikinci bir vatanım olarak kabul ettim. Fakat elime geçen fırsatı iyi kullanarak İslam medeniyeti için hizmetli bir insan olmaya karar verdim. İslam bilimlerini araştırdığınız zaman her taşın altında bir cevher buluyorsunuz. Arkasında büyük bir ilmi miras bırakan Sezgin, 1965'te Cabir İbn Hayyan konusunda ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi'ne sunan Sezgin, bir yıl sonra profesör unvanını kazanıyordu. İlk cildi 1967 yılında yayımlanmaya başlayan Arap İslam Bilim Tarihi adlı eseriyle ortaya koyduğu çalışmalar içerisinde en dikkat çekici eserini ortaya çıkarıyordu. Aynı yıl İstanbul'da bulunan hocasına birinci cildin kopyasını gönderdiğinde Doğu bilimci hocası böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan sonra da yapmasının zor olduğunu ifade ederek onu kutlar. Das Wesentliche an der Geschichte des arabischen Schrifttums ist, dass es in der Geschichte der Wissenschaften zu in verschiedenen Disziplinen, angefangen von der Geschichtsschreibung an sich bis hin zu den letzten Bänden der Literaturgeschichte, die Beiträge, meistens geschrieben im Arabischen, aber auch nicht nur, sondern teilweise auch im Persischen und Osmanle. Also hat diese Lücke geschlossen, was, denke ich, lange Zeit unberücksichtigt war in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung. Büyük değer verdiği Alman ilim disiplinine sahip hocasının bu teşviki, Sezgin için halihazırda 18 cilde ulaşan Muhallet eseri tamamlamak için önemli bir motivasyon olur. Yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde inceleyerek bu eseri oluşturur. Böylece onun en önemli tezi olan ve bu eseriyle Türkiye'de sıkça dillendirilen tarihi kayıtlar ve somut örneklerle 40 yıl görev yaptığı Frankfurt Goethe Enstitüsü vasıtasıyla bütün dünyaya ilan ettiği Müslümanların bilime katkılarının olmadığı görüşünü yıkmıştır. Trag der wesentlich wichtige Beitrag zum universellen Kulturerbe, also der Beitrag der Geschichte oder der Wissenschaften im Islam historisch vom 8. bis in das 17. Jahrhundert. Das ist, denke ich, durch Professor Sezgin in dieser Breite und Tiefe erstmalig erarbeitet worden.
Takvim yaprakları 1967 yılını gösterirken aynı yıl Urzula Sezgin'le evlenir. 1970 yılında ise kızları Hilal dünyaya gelir. Wir haben uns kennengelernt. Naja, das war irgendwie ulkig. Er hat mich in der Straßenbahn gesehen. Aber er konnte mich nicht gut ansprechen. Und dann haben wir uns später, also wirklich richtig kennengelernt, getroffen. Bei einer Veranstaltung von christlichen und muslimischen Studenten. Karanlık çağ olarak adlandırılan dönemin aslında Müslümanlar açısından aydınlık çağ olduğunu ortaya koyduğu bilimsel keşiflerle somutlaştırarak İslam'ın ve Anadolu'nun medeniyetini dünyaya yansıtan İslam felsefecilerimizden biridir. 1978 senesinde Kral Faysal ödülünü kazanan Sezgin, işte tam da bundan mütevellit Arap dünyasının devlet adamlarıyla tanışır. Kafasındaki büyük projeleri onlarla paylaşır. 1982 senesinde Göte Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü, hemen akabinde de müzesini kurar. Bilim tarihindeki başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra genelde İslam bilim tarihi, özelde de hadis ilmine dair tespitleri de ona alan açan önemli tespitlerden biri olmuştur. Biz bu mesela İslam coğrafyasına dair 215 cilt içerisinde bugüne kadar 10 bin etüt ve eseri yayınladık, düşünürüz. Bunu yapabilmek için biz belki de 100 bin cilt kitabı taradık. ...2008'de İstanbul Gülhane Parkı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile kendini Türk insanına daha yakından tanıtma fırsatı bulur. Dünya çapındaki bu önemli bilim adamını. Almanca, Arapça, Latince, İbranice, Süryanice de dahil 27'ye yakın dili çok iyi derecede bilir. İstanbul Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2010'da kendi adıyla Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kurulur. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında faaliyetlerine başlar. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 özel ödülüne layık görülür. Hayatına sayısız ödül ve unvan sığdıran Sezgin, 30 Haziran 2018'de 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ancak geride bıraktığı onca eser, fikir ve araştırmayla tarih boyunca hep hatırlanacak. Bu kadar bu çok değişik ve materyalist dünyada dindar olmanın insana bir rahatlık verdiğine inanıyorum. Bazen sorarım kendime, eğer benim Allah'a karşı olan bir inancım olmasaydı nasıl bu dünyayı tahammül edebilirdim? Yani bunlar hiç olmaz. Benim hayatımla bu desteği veren inancı anneme